Arkadaşlar neoldu.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özgür Aydın. Bu videomuzun konusu İstanbul Kart nasıl alınır? Bunu anlatacağım sizlere. Biliyorsunuz ki İstanbul Kart İstanbul içinde ulaşımın en temel noktalarından bir tanesi. Çünkü artık çok uzun zamandır bilet kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? İstanbul Kart kullanıyoruz. Önceden Akbil olarak geçiyordu galiba Bartu. Ben öyle hatırlıyorum. Yuvarlakla böyle basıyorduk. Aynen. Sesi değişmedi sadece. Bir tek sesi mi değişmedi? Evet. Sonra kart geldi. Peki bu kartı nasıl alıyoruz? Nerelerden temin ediyoruz? Ve nerelerden kullanabiliyoruz. Sadece otobüslerde kullanmıyoruz bunu. Sadece ulaşım için kullanmıyoruz. Birçok farklı noktada kullanabiliyoruz. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle İstanbul Kart nedir? İstanbul Kart, İstanbul içinde ulaşım yapmanızı sağlayan bir kart. Bindiğiniz toplu taşımanın ekranına okutuyorsunuz. Ardından yolculuğunuza başlayabiliyorsunuz. Tabii ki bunu alabilmek için belirli koşullar lazım. Ve içine para yüklemeniz lazım. Yani eskisi gibi otobüse bineyim, bilet geçsinler, para vereyim, para alayım yok. Bu daha çok sistemi hızlandırmak için yapılmış bir durum. İstanbul Kartınıza para atıyorsunuz, para yüklüyorsunuz. Onları da anlatacağım. Öncelikle İstanbul Kartı nasıl alınırla başlayalım. İstanbul Kart 3'e ayrılıyor. Anonim kart, mavi kart ve indirimli kartlar olmak üzere. Anonim İstanbul kartlar, İstanbul kart satıcısı olan herhangi bir büfede İstanbul kart otomatlarından alabileceğiniz kartlara deniyor. Bunları para yüklediğiniz İstanbul kart otomatlarından da alabilirsiniz. Bu anonim kart olarak geçer. Adınıza çıkan bir kart değildir. Cüzi bir miktar vererek kartınızı alırsınız. İçerisine para yükleyip yolculuğunuza başlarsınız. Anonim kartın eksi yanı aylık abonman yapamamanız olmanız. Yani anonim kart alırsanız eğer aylık abonelik sistemi çalışmıyor. Aylık abonelik sistemi nelerde çalışıyor? Mavi kartlar ve indirimli kartlarda çalışıyor. Mavi kart nasıl alınır? Genellikle İstanbul'da yaşayanların tercih ettiği mavi kart sistemidir. Eğer toplu taşıma kullanıyorsanız ve öğrenci değilseniz ve indirimli kartların sunduğu diğer imkanlar sizde yoksa mavi kart almanız gerekiyor. Mavi karta abonman sistemi yapabiliyorsunuz. Belirli bir ücret ödeyerek aylık bir basım sayısı elde edebiliyorsunuz. Mavi kart alabilmeniz için yapmanız gerekenler şu şekilde. Yeni kimlik kartı ve nüfus cüzdanınız, 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafınızla birlikte İstanbul Kart başvuru merkezlerine gitmeniz lazım. Burada bunları verdikten sonra cüzi bir ücret ödeyerek kartınızı alabilirsiniz. Adınıza çıkarılan karttır. Kaybolması durumunda da iptal etmeniz gerekmektedir. Aynı zamanda İstanbul Kart'ın internet sitesi üzerinden de başvurunuzu yapabilirsiniz. Burada yapacağınız başvuru ile birlikte kartınız evinize PTT ile gelecektir. Şimdi sırada indirimli kartlarımız var. İndirimli kartlarda öğrenci kartları, öğretmen kartları ve 60 yaş üzeri indirimli kart olmak üzere 3'e ayrılıyor. İndirimli kartların mavi kartlardan çok daha büyük bir avantajı var. İstanbul'daki ulaşımı mavi karttan çok daha ucuza kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar dediğim gibi öğretmenler için, öğrenciler için ve 60 yaş üzeri vatandaşlar için geçerli. Peki bu kartlara nasıl sahip olabiliriz? Öğrenci İstanbul kartı alabilmeniz için öncelikle öğrenci belgenizin olması gerekiyor. Ardından 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafınız ve kimlik kartınızla birlikte İstanbul Kart başvuru noktalarına gidebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemleri internet sitesi üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. İkinci indirimli kartımız olan öğretmen kart için son bir ay içerisinde yazılmış, tarihli, imzalı ve mühürlü olan üst kurum yazısı almanız gerekiyor. Ardından 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık ve kimlik belgesiyle birlikte İstanbul Kart başvuru noktalarına gidebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemleri İstanbul Kart internet sitesinden de gerçekleştirebilirsiniz. Üçüncü ve son indirimli kartımız olan 60 yaş üstü indirimli kartlar. Bu kartı alabilmeniz için son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık ve kimlik belgenizle birlikte İstanbul Kart başvuru noktalarına gidebilirsiniz. Bu kartlar dışında aynı zamanda ücretsiz olarak geçen ve toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabileceğiniz kartlar da bulunuyor. Bu kartlar arasında 65 yaş üstü kartı, gazi kartı, gazi ailesi kartı, şehit eşi ve ailesi kartı bulunuyor. Aynı zamanda milli sporcular da toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabiliyor. İstanbul kartınızı aldıktan sonra ben bu kartı nerede kullanırım diye sorabilirsiniz. Kartınızı raylı sistemler, deniz ve otobüs ulaşımında kullanabilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul kartınızla birlikte hizmetini İBB'nin vermiş olduğu umumi tuvaletleri kullanabilirsiniz. Migros'tan alışveriş yapabilirsiniz, İspark'ları kullanabilirsiniz ve Boğaz turlarına katılabilirsiniz. Arkadaşlar bugün size İstanbul kartı nasıl kullanabileceğinizi, nasıl alabileceğinizi anlattım. Aşağıya açıklama kısmına bir tane link bırakıyorum. O linke bakarak daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.